biz yeniden sizlerle beraberiz sevgili Woman TV izleyicileri Marina Sohbetlerinde. Tabii ki de ikinci konuklarım Della Miles bizimle beraber ve menajeri Fatih Oktay bizimle beraber. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Welcome. Thank you. How are you? Çok güzel. I miss you. I miss you too. Me too. Evet. Biz tabii birazcık Woman TV izleyicilerimize de bahsedelim. Biz festivaller yaptığımızda Della Miles'ı jazz festivallerinde çok çıkardık. Evet. Tabii bu arada öyle bir güzel bir paylaşım yapmış ki Della, Türkçe bir tanıtım bizim için yapmış. O kadar bayıldı ki herkes, Woman TV izleyicileri. Senin Türkçe konuşmanı çok seviyorlar. Burada tabii ben Türkçe konuşacağım ama Fatih İngilizce çevirmen olarak ama burada ama böyle konuşursan yapacak. Türkçe ben biraz zor çeviririm yani. Evet. Bu da bir kabiliyet. Tamam, bunu yapabilmek de çok önemli bir beceri. Lütfen özellikle söyle, Türkçe konuşmayı konuşmasını çok seviyorlar. Çok sempatik buluyorlar. The people like when you speak Turkish and I mean the people think it's very cute. No, it's so bad. No. Çok kötü diyor ama no. It's, evet. I mean the people think it's very cute. Okay, tamam. Tamam. Şimdi Della Miles nasıl Della Miles oldu? İlk önce onu birazcık izleyicilerimize anlatalım. Okay, can you explain Della Miles, how we happened Della Miles? How grown? Oh, you mean the career-wise? Yeah, career, of course. Well, Anna, Annem. Okay. Yeah, my mother was a singer. And annem şarkıcıydı. Yes, and so I grew up with music in the house. Ben müzikle büyüdüm. Mm-hmm. Yani evde müzik vardı zaten. Mm-hmm. So I actually knew from age 3 that I could sing. Ben 3 yaşından beri söylüyorum, şarkı söylüyorum. And to be honest, the life just developed. Ve really? Yani yaşam kendi kendini geliştiriyor. Ve burada kendisi. Evet. Whitney Houston'la tabii ilk hikayesini merak ediyorum ve ondan sonra tabii birçok ünlü sanatçı da vokalistliğini yaptı. Nasıl başladı o maceraları da onu da öğrenmek istiyorum. She's curious about the Whitney Houston. How you start with Whitney Houston and the other famous worldwide famous the Well, actually the first famous artist was Michael Jackson. Mm-hmm. İlk önce Michael Jackson'dı aslında, Whitney Houston'dı. And I was in a production for him, a musical production. Michael Jackson'ın müzik production'ın, müzik prodüksiyonunun içerisinde yer aldım. And after being the lead in this production, as we were performing, one evening the musical director from Whitney Houston was there. Ben orada baş artistim bu production'da, bir müzikaldi. Müzikalde baş artist olarak oynarken Whitney Houston'ın Whitney Houston'ın müzik direktörü, müzik müdürü beni gördü ve oradan beni aldı. And he liked my performance and ve benim performansımı beğendi. And there was a spot open to sing for Whitney Houston, so he asked me. Whitney Houston'un grubunda da o yer açıktı ve beni aldılar. Evet, daha çok ama Whitney Houston'la tanınıyor gibi. Yani Michael Jackson'ın ilk başlangıcı değil de sanki Whitney Houston'la başlangıcı varmış gibi, olmuş gibi yalnız. The people thinking you are starting with Whitney Houston, not Michael Jackson. Yeah, I know. But the people think obviously wrong. Yeah. Yes, it was with Michael first. Mm-hmm. Ama, yes. Evet, ama Michael önce. Evet. Önce. O zaman küçük bir şey alalım mı? Müzik. Bir şarkı al. Small performance. Evet. 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 Şöyle vereyim. İzleyicilerimiz için de. We're talking about Whitney Houston. We'll do a little something from Whitney Houston'dan konuştuğumuza göre Whitney Houston'dan ufak bir şey. Evet, bugün müzik dolu bir program yapacağız inşallah. Haydi bakalım. If I should stay, I would only be your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way, the way. I will always
Thank just you. A little bit. Evet, harika ama. Evet. Gerçekten öyle. Çok güzel sesi. Yani very beautiful. It's a beautiful song. Your voice is your voice also muhteşem, your voice is muhteşem. Beautiful. Teşekkürler. Kendisi zaten çok güzel. And you are also you are beautiful. Also beautiful. Sunday. Teşekkür ediyorum. Sunday. Evet, iltifatlara geçiyorum. Şimdi yeni projeleriniz var mı? Do you have any new project? And maybe you can tell your television program. Yes, I'm working on, first of all, a single is coming out very soon, yes. Called All My Life. Mm-hmm. And September, new single. In September, mm-hmm. as he says, it's coming out in September. And the next thing I'm working on is a television program about traveling and getting to know the real Turkey. And showing a side of Turkey that even I think some people who are Turkish have not seen. It's like that in America as well. I guess you should. Oh, evet, I'm sorry. Only I am listening. Yo, bitirmesini bekliyorum zaten, sana döneceğim. Ben sadece dinliyorum yani, daldım gidiyorum. Şey, bir tane single geliyor yolda. Diğer single ise Türkçe olacak. Hı-hı. Bu single'dan sonra. Bu single'ın ismi All My Life. Hı-hı. Diğer single ise Türkçe olacak. Eylül ayında gelecek. Yalnızım ben Nil Burak'tan. En sevdiğim parçalarından bir tanesi. Evet. Gerçekten. Hatta evet. Biraz mırıldanabilir eğer aha. isterseniz. Evet. Ama daha büyük bir proje var ki bir televizyon programı. Yeah. Bu televizyon programı bütün Türkiye'yi dolaşacak. Hı-hı. Ve gerçek Türkiye'yi öğrenecek kendisi ve bunu ekrana çekeceğiz. Türkiye kültürünü mü yansıtacak daha peki? Çok kültür. Türk kültürünü. Evet, yani dağı taşı toprağı zaten Türkiye'nin çok güzel ama biz dağı taş toprakla birlikte biz asıl Türk aile yapısı ve Türk kültürü ve Türk yemekleri üzerinde yoğunlaşacağız. Süper, harika bir program evet. olacak. Evet. Yeah. Evet. Yeah. Birazcık Köyceğiz'den bahsetmek istiyorum. Köyceğiz'de bir eviniz olduğunu biliyorum. She know you have a house in Köyceğiz. Yes, in Dalyan. Evet, benim gelemediğim, misafir olamadığım. Yeah, and she couldn't be there no, because we called her. Yes, it's yeah. çok güzel. Yeah. Yes, it's so full of nature. Sadece doğa ve çok güzel. Yes, yes, it's my place to go. To come down. Benim sakinleşmek için gittiğim yer. Hı hı. Peki ne kadar süreli işte Hollanda'da olduğunu biliyorum. İşte sürekli bir şehir değiştirdiğini de biliyorum. İzmir'e de geliyorsunuz ama başka yabancı ülkeler de var tabii. Nerelerde daha çok bilfiil projeler yapıyor? I mean, mostly where you are making the project in Europe, in America, or I mean the country. I mean mostly it's where. It's seasonal. Sezona bağlı. Mm-hmm. Yes, it depends on the season. Sezona bağlı. Like right now. Şu anda. I'm very busy in Germany. Şu anda Almanya'da çok. Yes. And in the winter, I'm very busy in Europe. Kışın ise tüm Avrupa'da çok meşgul. And Turkey gives both. Türkiye ise gelip gidiyor. Yeah. Yani birazcık da projelere bağlı kışın. Herhalde değil mi? Gelen tekliflere bağlı da değerlendiriyorsunuz elbette, sanırım. Tabii ki. Tabii ki. O durumda yani menajer olarak ben buna cevap veririm aslında. Öyle elbette. Bir hakka sahibim artık. Ya, kesinlikle. Elbette yani evet. Sonuçta bizi kim çağırıyor? Biz oraya gidiyoruz. Evet. Ama Delle Mais Avrupa'da hakikaten çok aranan bir artist. Geçen yıl 172 konser vermişiz Avrupa'da. Bu iki günde bir demektir. Ama tabii ki biz her iki günde bir konser vermiyoruz. Mesela şu anda Almanya'da çok meşgulüm dedi. 1 Haziran'dan 28 Temmuz'a kadar 50 konser olacak. 28 Temmuz son konserimiz. Hı. 50 konser olacak. Her gün bir konserimiz var. Bu arada her haftada, bu dönem içerisinde her haftada Bodrum'a geldik konser vermeye. Süper. Yani Bodrum'la birlikte 58 konser olacak 60 günde. Evet, Bodrum'da sürekliliği mi var yoksa bir Bodrum'da seferlik 31, mi? Bodrum'da 31 Ekim'e kadar her hafta Bodrum'dayız. Hı-hı. Çok güzel. Size gelmek isteyenler konseri nereden takip edecekler peki? Normal Instagram sayfasından takip edebilirler mi? Bu bir exclusive dediğimiz kapalı konser. Yani bir mi? Evet, hı-hı. bir otelin, tamam. iyi bir otelin, tamam. adını söylemem yasak herhalde. Evet. İyi bir otelin sadece kendi müşterilerine düzenlemiş olduğu çok büyük bir sahnede özel düzenlenmiş bir olduğu bir özel bir etkinlik.
Bildiğim kadarıyla evet dışarıdan geliniyor ama 250 euro gibi bir bedel isteniyor. Çok uç bir bedel. Ama durum bu yani. Evet. O zaman Nil Burak'tan alalım mı? Ve yani internette yayınlayamıyoruz maalesef. Yani otelin özel isteği. Olsun, o zaman özel gelecekler ya da evet, özel kesin. Bir projeyle belki yine sizi evet. dinleyebilirler Della Maestra. Nil Burak. Yes. Okay. Yalnızım ben. Yalnızım ben. Çok yalnızım. Uyumuş benim alın yazım. İster uzak, ister yakın. Anılar beni rahat bırakın. Artık dönsen de, dönmesen de. Ne çıkar beni sevmesen de. Bir kadehim var bak elimde. Hasreti içiyorum. That's it for today. Devamı. Akapella. That's it for today. Yes. Evet. Çok güzel. Peki ne zaman çıkacak şimdi single? Eylül. Eylül'de. Eylül. Single Eylül'de. Eylül'de. Evet. Eylül'de. Tamam. Peki konserler arkasından gelecek mi? Yine? Elbette. Yani Türkiye'de aslında yoğunuz. Yani bu yıl Türkiye'de şu anda fixlenmiş 40 tane kadar konserimiz var. Ve Della Maestra Türkiye'de yavaş yavaş da olsa gitgide yükselen bir ivmeyle, evet. Avrupa kadar olmasa bile yükselen bir ivmeyle gidiyoruz. Ve yani burada olmayı seviyoruz zaten Della Hanım. Tabii Türkiye'yi çok sevdiğini biliyorum. Ben evet. Türk insanlarını çok sevdiğini biliyorum. Dolayısıyla işin açıkçası bazen günler çakışıyor ve bana talimatı günler çakıştığı takdirde evet aldığımız ücretler Türkiye'de biraz daha düşük Avrupa'ya göre ama para umurumda değil Türkiye'yi seçeceksin diyor. Yani Türkiye hep bir adım önde bizim için. Türklere sempati duymasının ya da Türkiye'ye sempati duymasının ayrı bir sebebi var mı? I mean, do you have any reason because we know that you like the Turkish people. But do you have any special reason you like the Turkish people? Neden için için güldü? İçin için neden güldü onu da sormak lazım. Why you laugh? Yes. I mean because it's like saying why do you like water? It's water and it's good for you. Neden başka? Hayır, başka ülkeler. Çünkü bu gayet doğal. Yani suyu neden seviyorsun gibi bir şey bu. I mean I've traveled many places around the world. Ben dünyada birçok yere seyahat ettim. And I have to say söylemek zorundayım ki this mass of people from Turkey Türkiye'deki insanlar the mentality is just mentality yani mentality it's very close to how I grew up. Ben Türkiye insanları benim yetişmeme çok yakın. Benim kültürüme çok yakın. Mm-hmm. Amerika'daki kültürüme. Mm-hmm. And so I like how the people wear their hearts on their sleeves and show they're not afraid to show emotion. Buradaki insanlar düşünceleri yani ruh düşüncelerini ve sevgilerini göstermeye korkmuyorlar. And I'm emotional so I connect. Dolayısıyla ben bağlantı yes. kurabildim ama şunu söylemem lazım. Amerika'daki kültürüme derken Amerikan kültürüne demek istemiyorum. Çünkü Amerika'daki siyahi kültürle beyaz kültür arasında dağlar var. Tabii çok fark var. Dolayısıyla benim yetişmem dediğinde ailevi yetişmesi yani tabii siyahi kültürden bahsediyorum. Aynen aile kültüründen bahsediyorum. Aile kültüründen tabii çok önemli. Evet. Peki yeni televizyon programında şimdi yemek olacak. Food. Ve dolayısıyla orada yemek yapmayı yapacak mı ya da hangi yemekleri daha çok yapmayı tercih İzin edecek? İzin verirseniz ben ufak bir ayrıntıya girebilir miyim? Biz bu televizyon programını Asuman Kerkez diye bir hanımefendiyle birlikte yapacağız. Hı-hı.
Asuman Kerkes hanımefendi yemek yapacak. Ve Türk yemeklerini de derleye öğretecek. Daha doğrusu... Ama mutlaka yapacak kendisi de. Kesinlikle. Mutfağa girecek. O, ben biliyorum çünkü dışarıda kalma gibi bir durumu zaten olamaz. O da bana onu söylüyor. Ben ne yapacağım orada falan diyor. Tabii ki Asuman Hanım Türk yemeklerini kendisine öğretecek. Aslında programın konsepti iki tane sırt çantasındaki kadın. Bir tanesi Amerikalı, bir tanesi Türk. Türk kültürünü birleştireceksiniz. Yani Türkiye'yi Asuman Hanım Delle'yi dolaştıracak ve Türkiye'yi ona öğretecek. Türk kültürünü öğretecek. Bu arada yemekleri de öğretecek. Ama Delle Hanım tabii ki yapacak. Şimdi sorunuzu sorabilirim bu ayrıntıyı söyledikten sonra. I mean, she asked you, I mean, I of course I have to give her some details about Asuman, your partner of the, in the program. And she asked you how you will make a food in the program, and I said that Asuman Kerkes will make it and she will teach her. But she said that as she know, you cannot sit and wait, you have to jump. And you know what? We talked about that today because... Bugün aynısını konuştuk. I said to him, I cannot just sit and watch her cook. Ve aynısını söyledi, ben sadece duramam, yani orada sadece seyredemem. Ama şeyini de bildiğim için çünkü mümkün değil. So, I mean, actually, not every program, but I do... Her programda değil ama... I love to cook. Ama ben yani pişirmeyi seviyorum. And I hope in some of the programs I get to share some of my mother's and my grandmother's recipes. Bazı programlarda ben kendi özel yemeklerimi de paylaşmak istiyorum. Benim anneannemden ve anneannemden ve annemden aldığım bir takım belki Asuman Hanım'a kendi kültürünü, Asuman Hanım da belki kendi Türk kültürünü denilerek programın konsepte izin verdiği sürece. Öyle demek lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Çok büyük onurdu. Sizi burada görmek çok güzel bir şey. Çok da özlemişim aynı zamanda. And she miss you so much. And thank you very much you've come here. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, bugünlük bizden bu kadar. Woman TV Marina sohbetlerinde yarın yine aynı saatte beraber olacağız efendim. Görüşmek üzere.